Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum, hürmetli teyli huzur görüşler. İstiklal günlük haberlerimizi görüşmelerine kızgın karşılayalımız. Ben Abdullah Yılgın. Programımızda vatanımız Şarkı Türkistan ve dünyada buluvatkan gün tertibdeki haberlerine huzurunlağı sunuşturuşumuz. Kınamızda dıktanlar ekranımız bolsun. Amerika Tayvan boğazıdan kesip ötüp Xitayga signal berdi. Amerika Avazı Torunun haberde bildirilişçe Tayvan Müdafiye Ministerliği Peyşembe günü bayanat ilan kılıp, Amerika'nın bir harbiy paraxotunun Tayvan boğazıdan kesip ötkenlikini bildirdi. Bayanata Amerika'nın bu qitimli hareketinin normal bir deniz yürüyüşü ekenliki, Tayvan harbiy tarafının vaziyetini kontrol kılıp turuvatqanlıqı, puhralarının xatirjem bolishi kerekliki bildirildi. Aldıngı hafta Tayvan'da ötküzülgen prezidentlik saylımıdan neçü gün burun Xitayning Shandong namlıq yeni aviyamat kısımı Tayvan boğazıdan iki qitim kesip ötken bolup, Tayvan hükümeti Xitayni ayıplab bunun Tayvanga tehdit selish üçün ekenligini bildirgan. Gerçi Amerika Tayvan bilen resmi diplomatik münasebet ornatmagan bolsa mı, ama alaqadar kanun maddesi de Tayvanni harbiy müdafiye vasıtları bilen teminleşi gerektiği bekitilgan. İşçiler uyuşması reisi Anwar Abdurrahman tutkun kılındı. 17 yanvar Xitay Merkezi İntizam Tekşürüş ve Reviziya Komitetinin organ torudu bildirilişe, Atalmış Uyghur Abdum Rayonluk İşçiler Uyuşmasının Muavin Reisi Anwar Abdurrahman tutkun kılınğan. Haberde yıkında Atalmış Uyghur Abdum Rayonluk Partikomunun yığın çakırıp, Anwar Abdurrahman'ın cezalaşını karar kılgallıqı. Anwar Abdurrahman'ın intizamğı iğir xılaplık kılış kılmışı bilen ötken ili tutkun kılınıp tekşürülüşke başlıqallıqı. Tekşürüş arqılıq Anwar Abdurrahman'ın siyasi intizamğı, teşkili intizamğı katlı xılaplık kılış, hizmetli kanunsuzluk kılış, pari eliş qatırlıq cinayetler bilen ayıplengelike bildirildi. Şunaqlı yukurgı cinayetler sebeplik onunğı partiyadın qoğulap çıkırış, vazifesin elip taşlaş, barlıq mal mülkünü musadır kılış cezası berilgelike. Onun adliye organlarının bir tarap kılışıgı tapşırılgallıqı, yıkındı kanuni cevapkarlıqı tartıldıgallıqı aşkarlanğan. Anwar Abdurrahman 1970 yılı Bügür Naisi tuğulgan. Xitay Merkezi Partiya Mektibinin ixtisat kesbide aspirantlıqını püttürgen. 1992 yıldan 2015 yılgıca Korlu Şehirlik İttifak Komitetinin sekretari. Oblastlıq Partikomunun muavin sekretari, Atalmış Abdunum Rayonluq İttifak Komitetinin muavin sekretari, Qarışahar Nahisinin muavin sekretari bulup işligen. Anwar Abdurrahman 2015 yılı Atalmış Uyghur Abdunum Rayonluq İşçiler Uyuşmasının muavin reisi bulgan. Anwar Abdurrahman'ın Xitayğı bulgan uzun yıllık sadaqti, Xitayning rehimsizlerce bastırışı aldı da hiç neresige erzimigen. İmran Xan Şarkı Türkistan haqqidagi sualga cevap verdi. Germaniya Avazı Torunun 17 yanvardaki haberde malum buluşça Pakistan Başministeri İmran Xan muhbirinin nime üçün Uyghur Müslümanları meselesige sükut kılısız degen sualga cevap verdi. Germaniya Avazı muhbiri Pakistan Ministerlik Sarayida Başminister İmran Xan'ı ziyaret kılıp, onundan Hindistan-Pakistan münasibeti, Keşmir meselesindeki ciddicilik, Afganistan'ın tınışlık musabisi, Amerika bilen Taliban'ın tınışlık sökpiti qatarlıq xalqaralıq sezgür meseleler hakkında sual sorgan. İmran Xan muhbirinin Pakistan kontrollukudaki Keşmir'de Müslümanların kişilik hukuk ehvalinin yaxşı emesliki hemmege malum. Bununla kanda karaysız degen sualıga cevap verip, bu meselenin asli mahiyetini çüşenmekçi bolgan herkandak kişinin Azad Keşmir'e berip ziyaret kılıp, öz küzü bilen körüp bir kişini ümit kılmen. Azad Keşmir halkı özünün hakimiyetini başka devletlerge okşaş saylam arkalıq sayılıdı. Siz bunu tekşürmekçi bolsanız, Hindistan kontrollukudaki Keşmir'e kirip, körüp bekleyin dep cevap bergen. İmran Xan yana muhbirinin, siz Keşmir ve Hindistan'daki kişilik hukuk meselesi de özünüzde İslam dünyasının vekili kılıp körüstüp, putak çıkırıdıkken siz. Bırak Şarkı Türkistan meselesi de ün çıkaralmaydıkken siz. Nime üçün Uyghur Müslümanlarını bastırıvatkan Xitay hakkıda sözleşke cüret kılalmaysız degen sualıga cevap verip, bunularını bildirgen. Menin Uyghur Müslümanları hakkıda Xitay'ı söz kılalmaslıqımda iki sebep var. Biri Şarkı Türkistan'daki ahvallarını Hindistan'da yüzbergen ahvallarına seliştirgülü bulmaydı. Yani biri Xitay bizden yakşı dostumuz. Pakistan'ın sabık hükümetleri Pakistan'ın iktisadi krizisi taşlap koygan. Pakistan en kıyın şaraitli kalan payetlerde Xitay bizge yardım kıldı. Bu mesele sezgür meselelerinden biri. Şunu biz bu mesele hakkında aşkarı sözleyelmeyimiz. Uyghurlar Türkiye-Xitay münasibetlerine kurban kılıb etilmesliği gerek. Türkiye'deki en çok muhalifetçi partiyelerden bolgan Cumhuriyet Halk Partisi'nin parlament azası Utku Çakır Özer 17 yanvar günü Türkiye Parlamenti'nin Taşkı İşler Komitesi'nde söz kılıp, Uyghurlarının Türkiye-Xitay münasibetlerine kurban kılıb etilmesliği gerektiğini bildirdi.
Uning ta'kidlashicha Turkiya Xitoyga tekshirish o'miki avatib Uyg'urlarning kishilik huquqi dafsanda qilinayotganligiga doir inkaslarni tekshirishi kerak ekan. Siyosiy yo'li sotsial-demokrat bo'lgan Jumhuriyat Xalq partiyasining Turkiya parlamentida Uyg'ur masalasini tilga olishi tunji qitim bo'lmasimi, lekin ko'p uchraydigan hodisa emas. Turkiya prezidenti Erdo'g'on o'tgan yili Xitoyni ziyorat qilganda Xitoyning Sharq Turkistonga tekshirish o'miki avatish taklifini qabul qilgan edi. Utku Shakir o'zlari so'zida Tashqi ishlar ministri Mavlud Chavusho'g'lining 6 ay avval Xitoyga tekshirish o'miki avatishni e'lon qilgan bo'lsa-mu, lekin uning hozirgacha ishqa oshmaganligini bildirib, Erdo'g'on hukumatini Uyg'urlarning haq-huquqlarining dafsanda qilinishiga jiddiy qaramaslik bilan ayibladi. Mustaqil aloqa nomliq Turk Torgesining xabar qilishicha, Utku Chakir o'zlari Uyg'urlar Xitoy bilan bo'lgan munosabatlarga qurbon qilib etilmasligi kerak degan. Utku Chakir Özer bu sözlerini Türk taratqolarda Erdoğan hükümetinin İstanbul Boğazdaki 3. köyrükning bir kısım pay çekini Xitaylarga satqanligi, Xitaylarning İstanbulda Xitay bazarı qurishga kirishganligi, Türkiye puhraliqini elish uchun keng ko'lamlik uy mülk sotib olayotganligi, Erdoğan hükümetinin Xitaylar bilan Kanal İstanbul qurilishiga mablag' selish haqida söhbat elib berayotganligi va shundaqla Türkiye'deki Erdoğanni qo'llaydigan Beijing paras radikal sol partiya Vatan partiyasi ve onun kontrolüdeki Aydınlık gazeti Uygur faaliyetçilerini CIA'nın casusi deb ayıplab hücum qılıvatqan mezgilde qıldı. Müstakil alaqa tori gazetinin bildirişçe Türkiye Muavin Taşqı İşlar Ministeri Yavuz Selim Kıran Utku Chakir özlerinin sözüge cevap verip, özlerinin tekşürüş ömeke evetişki tayarlı qılıvatqanlıqı, Beijing bilen ziyaret qılındıgan konkret oğrullar haqqıda sözdüşü vatqanlıqını bildirdi. Amerika Tashqi ishlar ministerligi Xitoyni rahimsiz siyosatiga xotima berishga chaqirdi. Amerika Tashqi ishlar ministerligi 16 yanvar kuni Erkin Osiyo radiosida yozim bayonot e'lon qilib, Xitoyning Sharq Turkistondagi lager tutqunlarini qo'yib berishi, uning o'z fuqarolarini vahimiga solishdek rahimsiz siyosatiga xotima berishini talab qildi. Amerika Tashqi ishlar ministerligining bayonoti 15 yanvar kuni Amerika Xitoy 1-chi bosqichli savdo kelishimi Oqsaroyda imzolanib, orqadilla e'lon qilindi. Mezkur bayanat radyonun Amerika Taşqı İşler Ministerliği'ye yollayan Amerika Xitay Saudi gelişimi Amerika hükümetinin Uyghur meselesine bulunan endişelerine kandak təsir görüstüdü. Devlet Meclisi'nin Uyghur kişilik hukuk kanun lahisini avazığa koyuşunu keçiktirişi ya ki toxtup duruşunu tələb qalamdı diyen suallarına cevaben ilan kalındı. Amerika Xitay 1-ci baskuçluğu Saudi gelişiminin Uyghur kişilik hukuk kanun lahisi Amerika Kengash Palatası da tizirak avazığa koyulup, Prezidentin maqullishiga sunulishi talab qilinayotgan mezgilde imzolanishi muhojiratki Uyg'urlarda bazı endişelerini qo'zg'adi. Bu endişeler qonun loyihasining yeterlik ovozga erishalmasligi, vaqtning so'zilib ketishi yoki qonun loyihasining mazmuniga o'zgartirish kirgizilib, uningdagi bazı kuchlik moddalarining ojizlashib ketishi qatorliq jihatlarda ifodalangan edi. Lekin Amerika Tashqi ishlar ministerligi bayonotida biz uzundan beri shuni aniq ifodalab keldik. Amerika dünyadaki kişilik hukuki xilaflık qılğıçılar ve onu xorluq uçularına cevapkarlıqı tartışını qollab geldi. Biz Beijing'nin xalığancı tutqun kılınan barlıq tutqunlarını dərhal koyup berişke, şundaqlı Şarkı Türkistan'daki 2 yıldan artıq vaqtdan beri devamlaşıp atkan, öz buğralarını vahimigi seliştek rahimsiz siyasetki xatimi berişke çağırımız deyilgen. Bayanatı təkitilinişçe, Xitay rejiminin öz qanunlarına əməl qılıplı qalmay, özünün xalqara məsuliyeti ve kişilik hukuk tüp erkillikki alaqıdır meselelerde üstüge alğan mecburiyetini ada kılışı şart iken. Analizciler Xitay kilişim arqılıq dem eliş polistige eriştiği deyişmekte. Amerika avazı doğru 16 yanvar Amerika ve Xitay otursudigi 1-ci baskuçluq Saudi kilişimi haqqıda kısıkça analiz ilan kıldı. Analizde bildirilişçe Janubi Kaliforniya Üniversitesi Profesori Shi Tian bu axtı toxtulup, ikkili tarafının oxşumağan derecede paydığı erişkenlikini. Ama Amerika'nın yanılı asaslıq yengüçü işgallikini bildirdi. O sözde Xitay'nın köplügen taleplerge makul buluş arqılıq demeliveliş puristige erişgallikini, bir kısım tamojnu becinin kıskartılıp, bir kısımının keçiktürülgallikini, bunun Xitay erişken en çoğun payda işgallikini bildirdi. O sözde yana Amerika'nın gayet zor sonmalıq setiveliş talepinin Xitay'a besim elip kildiğallikini, import-export arasındaki parıqını bara-bara keçiktişki mecbur bulduğallikini, hatta zor miqdardagi tashqi perevodini yo'qotib qo'yishi mumkinligini bildirdi. Analizda yana Xitoyning bundan burunmi turli kelishimlarni amaliyotda ijro qilmaganligi, bu qitimliq kelishimdami Xitoyning va'dasida turmasligiga qarata aloqador tadbirlar ko'rsatilgan bo'lsa-mu, ammo bularning yanada kuchli tadbir emasligi bildirildi. Chorshanba imzolangan tunji bosqichli savdo kelishimida Amerika ko'p qism qo'shimcha tamojna bejini davomli saqlab qolgan.
Xitay bo'lsa kelgusi 2 yil ichida Amerikaning 200 milliard dollarlik mahsulotini sotib olishga va'da bergan. Ammo bu kelishimda Xitayning davlat korxonalariga to'liqlama berish qatorliq savdodagi adil bo'lmagan qilmishlari hal qilinmagan. Xitay bu yil jazo lagerga ajratgan xarajatini oshkorildi. 17 yanvar Xitayning Sharq Turkistondagi zuvani bo'lgan Tangritog to'rini xabar qilishcha, Xitay tajovuzchilari 2020 yili Sharq Turkistondagi atalmish kasbiy tarbiyalash markazlariga 680 million yuan xarajat ajratganligini oshkorildi. Xabarda jazo lagerga ishlatilgan 680 million yuan xarajatning atalmish Uyg'ur Avtonom rayonining ishsizlik paravonlik fondidan ta'minlanganligi. Bu xarajatlarning bir yil ichida atalmish kasbiy tarbiyalash markazidagi 500 ming kishiga ishlatilganligini oshkorlagan. Tangritog to'ri yana Xitoyning o'tgan bir yil ichida atalmish Uyg'ur Avtonom rayonining har qaysi viloyat, oblast, shahar va nohiylardan 130 mingdan ortiq kishini atalmish kasbiy tarbiyalash bilan ta'minlaganligini oshkorlagan. Ma'lum bo'lishicha, xalqaro Sharq Turkistondagi jazo lageri masalasi jiddiy kun tartibiga kelyotgan, hatto ilgari sukutda turayotgan islom allarimi o'tirg'i chiqqan bir paytda Xitoy tajovuzchilarining bu yil jazo lageriga ajratadigan xarajatlarni oshkorlashi qattiq diqqat qo'zg'adi. Tahlilchilar Xitoy tajovuzchilarining Sharq Turkiston xalqini jazo lageri orqali qo'rqitib, Xitoy o'lkalariga surgun qilayotganligini, Xitoy zavod korxonalarida haqsiz yoki oz ish haqqi bilan majburiy amgakka selayotganligini va buningdan g'oyat zo'r foydaga erishayotganligini, yana bir tarafdan Sharq Turkiston xalqining oilalarini parchalab yo'qotishga urinayotganligini, muhojiratdagi Uyg'urlar unumli tadbir qo'llanmasa, ahvolning xatarlik ekanligini bildirishmoqda. Birma hukumatı Arakan musulmanlarının puhralıq salahiyetini inkar qildi. 17 yanvar Merkezi Taylandqa jaylashgan huquq kuchaytish tashkilotining oshkorlashicha, Birma hukumatı Arakanlıq musulmanlarının puhralıq huquqlarını inkar qilishni davomlashtirmoqda. Mazkur tashkilot bu haqda bayonot e'lon qilib, Birmalıq amaldarlarının Arakanlıq musulmanlarını Bengallıq deb ko'rsatilgan materialni imzolashga majburlaganligini, Birma hukumatining arakanlik musulmonlarni fuqaroliq huquqidan to'liq bahraman qilish yo'liga qadam tashlashi kerakligini bildirgan. Birlashgan Millatlar tashkilotining bildirishicha, 2017 yili avgustdan keyin Arakandagi besim va zulmdan qochib, Bangladeshdan panohlik tilaganlarning soni 900 mingga yetgan bo'lib, Birma hukumatı yurtidan chiqib ketgan musulmonlarning qaytib kelishiga ruxsat qilmagan. Fransiya o'tir sharqqa avyomatga avatadiganligini bildirdi. 17 yanvar Amerika ovozi xabarida bildirilishicha, Fransiya prezidenti Macron Fransiyaning Charles de Gaulle nomliq avyomatkasini o'tir sharqqa avatadiganligini bildirdi. Xabarda Macron Orleans shahrida harbiylar bilan uchrashganda so'z qilib, Fransiyaning Charles de Gaulle nomliq avyomatkasining chammal harbiy harakatiga yordamda bo'lish maqsadida aprel oyigacha o'tir sharqda vazifa o'taydiganligini Avyomatkaning yana Yevropa davlatlari bilan birlikda ijro qilinadigan birlashma harakatlarida ishlatilganligini, Daish terrorlik tashkiloti xavfining kuchayib qolganligini bildirgan. Ma'lum bo'lishicha, Fransiya Iroqda bosh ko'targan Daish tahdidiga qarshi 2014 yili 19 sentabrda havo hujumi bilan Chammel harbiy harakatini boshlagan. Bu harakat keyinchi Suriyadagi Daish kuchlariga qarshi kurashni o'z ichiga oldigan holda kengaytirilgan. Hurmatli televizor ko'ruvchilar, shuna qilib bugungi xabarlarimiz mush yerda oxirlashdi. Atki xabarimizni ko'rishguncha sizlarni janobi Alloh topshiramiz. Shuna qilib program oxirida ekran orqasidagi barcha xizmat tashkilotlariga ko'pdan-ko'p rahmat aytaman. Assalomu alaykum va rahmatulloh.